Sevgili basın emekçisi arkadaşlar, sizleri, sizlerin aracılığıyla sesimizin ulaştığı tüm yurttaşlarımızı selamlayarak başlayalım. İlk gündemimiz emekli aylıkları. Bildiğiniz gibi dün yapılan bir açıklamayla en düşük emekli aylığı 10 bin lira oldu. Herhalde şöyle yorumlamak mümkün. AKP döneminde herkes yoksullaşıyor. Bir yoksullaşma yarışı var neredeyse. İktidar halkı yoksullaştırarak böyle bir yarış yaptı ve bu yoksullaşma yarışında emekliler birinci oldu. Herkes kölelik koşullarına mahkum edilmiş durumda. Emekliler ise açlık sınırının dahi altında kaldı. Yani bugün bu ülkede 10 bin lira gibi bir ücret ilan etmek, hatta utanmadan bunu müjde gibi sunmak, AKP iktidarında aslında emeklilerin durumunun kalıcı olarak kötüleşeceğine, AKP iktidarda oldukça emeklilerin gün yüzü göremeyeceğine bir işaret. Biliyorsunuz 2008 yılında AKP bir kanun çıkarttı ve emeklilikte aylık bağlanma oranlarını ortalama %75'lerden %35'lere doğru kademeli olarak çekti. Ve bu düşmeyle birlikte emekliler her geçen yıl daha zor koşullarda yaşıyorlar. Dolayısıyla bir kere şunu paylaşmamız lazım. Emeklilerin yoksulluk sorunu gerçekten çözülmek isteniyorsa böyle AKP'nin yaptığı gibi göz boyamaya dönük hamleler değil, bir kere aylık bağlanma oranlarının arttırılması gerekiyor. Böylece belki emekliler her seferinde haklarını alabilir. İktidarın seçimden seçime kendilerine ne bahşedeceğini beklemek zorunda kalmaz. Şimdi bizim yaptığımız hesaplara göre 2008 yılındaki değişiklik olmasaydı bugün en düşük emekli aylığı 13.250 lira civarında olacaktı. İşin tuhafı, AKP arada bu lütuf tutarlarını açıklamasa 6.300 lira gibi bir şey olacaktı. Yani daha net bir hırsızlıkla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Arkadaşlar, rakamlar şunu söylüyor. Eğer Ocak 2002'de, yani AKP'nin iktidara geldiği günlere döndüğümüzde en düşük emekli aylığı 228 liraymış. O dönemki net asgari ücret de 174 liraymış. Yani en düşük emekli aylığı asgari ücretten %31 daha fazlaymış. Bugün 10 bin liraya yükseltilen haliyle bile bu aylık asgari ücretten %41 daha düşük. Çok hani rakamlarla boğmaya gerek yok. Tablo aslında çok net, emekli açlığa mahkum edilmiş durumda. Ayrıntılı değerlendirmelere girmeye gerek yok. Değerlendirilecek bir tarafı yok bu durumun. Biz çözüm önerilerimizi sıralamak istiyoruz. Bir, en düşük emekli aylığı asgari ücrete eşitlenmelidir. Aylık bağlanma oranları 2008 öncesine dönülmeli. Böylece %35'lere varan ortalama %75'lere çıkmalıdır. Aylık bağlanma oranları yeniden belirlenmelidir. Yıllık ikramiye tutarları iktidarın keyfi olmaktan çıkartılmalıdır. Her yıl enflasyon oranında arttırılmalıdır. Bir ikramiye bedeli bir aylık seviyesine çıkarılmalıdır. Emekliler hazine için bir yük değildir. Yıllarca emek ücretleri üzerinden %28 prim ödemişlerdir. Sorun bu primleri yönetemeyen, değerlendiremeyen iktidarın sorunudur. Emekçilerin fonunu en iyi emekçiler yönetir ve denetler. SGK yönetiminde emekçiler yer almalı ve kararları veto hakkı bulunmalıdır. 2002'de Aralık ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğumuz bir kanun teklifinde savunduğumuz üzere EYT kanununda es geçilen 8 Eylül 99 sonra işe başlayanlar için kademeli emeklilik yaşı düzenlenmesi derhal yapılmalıdır. Emekçilerin bir günlük bir işe giriş farkıyla 17 yıllık hak kaybına uğraması kabul edilemez. EYT kanununda bir gecede 5.900'e çıkartılan prim gün şartı 99 öncesi geçerli olan 5.000 güne çekilmelidir. Hiç öyle lafı eğip bükmeye, dolandırmaya falan gerek yok. Bakın, yapılması gerekenler son derece nettir. Eğer emekliler yılından bahsediyorsak, emeklilere müjde vermek istiyorsak atılması gereken adımlar nettir. İktidarın emeklileri açlığa mahkum eden, emeklileri iktidarın ağzından çıkacak söze mahkum eden, emeklilerle oynayan bu politikaları kabul edilemez.
Değerli yurttaşlar, işte bir örnekle ülkenin halini gösterdik. Peki ülkenin hali buyken, yani bu ülkede milyonlarca emekli dün itibariyle sadece bu konuya kilitlenmişken ve yarın nasıl yaşayacağını düşünürken mecliste neler oluyor diye sorarsanız, meclis bu sorunlarla ilgilenmiyor. Meclis, üzülerek ifade ediyorum, kocaman bir taziye evine dönüşmüş durumda. Taziyeler birbiri ardına geliyor, bildiri yarışları konuşuluyor. Kim hangi bildiriyi yayınlamış, hangi bildiriye imza atmış, bunlarla gün geçiriliyor. Oysa bu taziyelere gerek duymayan, bu bildirilere gerek duymayan bir süreç nasıl yaratılabilir? Bunların önüne nasıl geçebiliriz diye bir çaba ve gayret beklerdik. Böyle bir şey yok. Yalnızca birbirlerine milliyetçilik yarıştıran ama gerçek çözüm aramayan bir yaklaşım parlamentoya hakim durumda. Bakan beyler dün çıktılar, resmen halkı aptal yerine koyacak büyük büyük laflar, beylik konuşmalarla günü geçirdiler. Partimizin konuya ilişkin çok net bir açıklaması vardı. Şimdi burada bu açıklamayı tekrar yenileme ihtiyacı duymuyorum. Yurttaşlarımız bu meseleye ilişkin tavrımızı, duruşumuzu oradan görebilirler. Ama bugün biraz daha net bir şeyler söyleme ihtiyacı hissediyorum. Çünkü birçok siyasetçinin çeşitli insanlık dramlarından sonra çıkıp meclis kürsüsünden taziye sırasına girmesi artık bizim açımızdan katlanamaz bir hal almıştır. İktidar gelen şehit haberlerini kendisine yeni seçimler kazandıracak, iktidar koltuğunu kuvvetlendirecek olaylar olarak değerlendiriyor. Bu çok açık ve net. Buradan yarattıkları atmosferle iktidar korumaya çalışıyorlar. O yüzden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, meclis kürsüsünde doğrudan muhataplarının yüzüne söylüyorum. İktidar sahipleri, siz bu memleketin çocuklarını öldürmek için büyütüyorsunuz. Tekrar ediyorum, siz bu memleketin çocuklarını öldürmek için yaşatıyorsunuz. Siz refah içinde, siz huzur içinde, siz saraylarda zevk içinde yaşayın diye bu memleketin varlıkları çoluğunuza, çocuğunuza, ihalelere, gemilere aktarılsın, semirsinler diye bu memleketin çocuklarını öldürmek için büyütüyorsunuz. 20 günde 21 genç hayatlarını, belki de adını bile duymadıkları yerlerde, neyi amaçladığını bile belli olmayan bir sınır ötesi operasyonda yitirip kaybetti. Bakıyorsunuz, çoğu yoksul çocuğu, sözleşmeli erler. Bu ülkenin gencecik insanlarına işsizliği reva görüyorlar. Bu ülkede yaşamak ancak namlunun ucunda ölebileceği bir hayatla mümkün olabiliyor. Daha birkaç gün önce arkadaşlarını kaybettikleri yerin 500 metre ötesinde bu sefer başka yoksul çocuklar ölüyor. Kimse bu çocukları neden oradan çekmedik diyemiyor. Herkes bu şehit haberleri üzerine kendi siyasal hesaplarını yapıyor. Taziye yarışına giriyor, bildiri yarışına giriyor. Tezkereye hayır diyen. Hiçbir yabancı asker ülkemize gelmesin. Bu ülkenin askeri hiçbir yabancı ülkeye gitmesin diyen bizim gibi insanlar da bunlar tarafından güya hain ilan ediliyor. Biz açık konuşuyoruz, net konuşuyoruz, gördüğümüzü dosdoğru söylüyoruz. Bu çocuklar açıkça orada ölebilsinler diye. Şehit statüsü kazanırsam annemin gecekondusuna bir ev yaparlar diye. Bırakın gecekonduyu, çadırı bir ısıtıcı gelsin diye oralarda hayatlarını kaybediyorlar. Bu iktidar da bunları biliyor. Bu çocukları ölsünler diye büyütüyorlar, ölebilsinler diye yoksul bırakıyorlar. Bakın, madenciler ölüyor bu ülkede değil mi? Sırf bazıları madenlerine güvenlik yatırımı yapmasın diye, bazıları denetlemediği için gencecik insanlar göçük altında kalıyor. Soma'da, Amasra'da, Ermenek'te biz bu haberleri aldık. Sonra birileri çıkıyor, bu işin fıtratında var, başınız sağ olsun diyor. Protesto edeni tokatlıyor, tekmeliyor. Yitirilen madencinin avukatlığını yapana hapse atıyor. Çünkü o çocukları
kendi maden baronları çalıştırılıp öldürsün diye. O patronlara halel gelmesin diye o avukatları içeri atmak gerekiyor. Yitirdiklerimize gelince sözde üzüntü ifade ediliyor, taziye bildiriliyor. Üç gün sonra unutuluyor. Patronlar kan üzerinden daha fazla para kazanmaya, kaçak madenleri işletmeye, madende kaza geçireni diri diri yakarak öldürmeye devam ediyor. Bizden de taziye verip susmamız bekleniyor. Tek bir söz söylediğinizde şimdi siyasetin sırası değil diye karşımıza dikiliyorlar. İşte bugün buradan söylüyorum. Siyasetin tam da bugün sırası. Tam da bugün bizim konuşmamız gereken sıra. Konuşacağız. İşte bu yüzden konuşacağız. Bunlar böyle meydan meydan geziyorlar. Utanmazca şey edebaliye rivayet edilen insanı yaşat ki devlet yaşasın sözü maşallah ağızlarından hiç düşmüyor. Ama bu ülkede insanlar her gün bu iktidarın doğrudan sorumlu olduğu nedenlerden hayatlarını kaybediyor. Biz bu ölümleri konuşmak istiyoruz arkadaşlar. Bakın buradan bir veri paylaşacağım. Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde iş kazalarında ölen kişi sayısı. Görüyor musunuz? Şu en üstte fırlayan Türkiye. Bakın yine 100 bin kişi başına düşen istihdamdaki 100 bin kişi başına düşen ölüm oranları. Bir Türkiye'ye bakın, bir dünyanın diğer ülkelerine bakın. Şimdi biz buna nasıl fıtrat diyeceğiz? Biz bu çocukların, bu evlatlarımızın yitip gitmesinin arkasındaki kar hırsını, bu iktidarın patron sevilciliğini konuşmayacak mıyız? Arkadaşlar, İSİK Meclisi'nin 2023 verilerine göre son 11 yılda 631 çocuk işçi çalışırken hayatını kaybetti. 631 çocuk işçi. Bu iktidar için falan bir sayı anlamına gelebilir. Sayıdan başka hiçbir şey ifade etmiyor olabilir. Bizim için kardeş ya, arkadaş, evlat, sırf bir takım aşağılık patronlar daha fazla para kazansın diye, daha ucuza çalıştırılabilsin diye bu çocuklar ölüyor. 16 yaşında Zekai Dikici geçen yıl Eylül ayında inşaatta çalışırken düşüyor, hayatını kaybediyor. 13 yaşında Harun Yıldız Haziran ayında Ankara'da iş yerindeki yük asansöründe yaşamını yitiriyor. Gerçekten teker teker sayabilecek gücüm, kuvvetim yok. Utanıyorum. Bakın daha bu sabah Arda Tombul 14 yaşında İstanbul Büyükçekmece'de MESEM kapsamında staj gördüğü iş yerinde kafası saç büküm makinesine 16 dakika sıkışınca ağır yaralandı. 6 gündür tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti. Şimdi öğreniyoruz ki Arda Tombul'un babasının hesabına İş kazası tazminatına mahsus açıklamasıyla 100 bin lira para yatırılmış. Hangi rakam ya? Hangi rakam 14 yaşındaki bir çocuğun ölümünün bedeli olabilir? Hangi tutar Arda Tombul'u hayata geri getirebilir? İşte arkadaşlar bunlar kaza falan değil. İşte 3 gün önce Sultanbeyli'de bir çelik fabrikasında biri 17 yaşında, biri 18 yaşında insanlar hayatlarını kaybediyorlar, yaralanıyorlar. Yangında yitiriyoruz. Bu çocuklar bu düzen sürsün diye öldürülüyor. Bu düzen böyle devam etsin diye. Daha fazla para kazansınlar diye. İnsanlar evlatlarını toprağa vermek zorunda kalıyor. Ben artık açıkça söylüyorum. Bu iktidar bu memleketin çocukları ucuza çalıştırılabilsin diye,
çalışırken ölebilsinler diye yaşatılıyor. Bu iktidar bu ülkenin çocuklarını o işlere muhtaç kalsınlar, ucuz işçilikte ölebilecek birileri olsun diye büyütüyor. Bu iktidar bu çocukların kanıyla besleniyor. İktidarlarını bunun üzerine kuruyor. Sonra herkes yaz gösterilerine katılsın, bu çocuklar ölmeye devam etsin istiyorlar. İşte biz bunu kabul etmiyoruz. Türkiye İşçi Partisi bunu kabul etmiyor. Buradan Türkiye'nin neresinde olursa olsun, patronu, işvereni, mezalimi kim olursa olsun, işçi çocuklara, özellikle işçi çocuklara sesleniyorum. Staj adı altında köle gibi çalıştırılan kardeşlerime sesleniyorum. Stajda güvencesiz, güvenliksiz çalıştırılan kardeşlerime, çocuklarımıza sesleniyorum. Biz buradayız. Çaresiz değilsiniz, yalnız değilsiniz, mahkum değilsiniz, muhtaç değilsiniz. Ne olur bize ulaşın. Biz sizlere ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ama ola ki gücümüz yetmez, biz size ulaşamazsak, tüm işçi kardeşlerim, bize ulaşın. Maille ulaşın, mektupla ulaşın, telefonla ulaşın. Allah aşkına ses edin, geleceğiz. Kanınızı hemen patronlara teslim etmeyeceğiz sizi. Yeter artık ya. Bu ülkede iktidarın bu barbarlığını, bu zorbalığını, bu ihanetini gören birileri var. Ve sizi bu kokmuş karanlıktan çıkartmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Rica ediyorum. Hiçbir baskıya boyun eğmeyin, hiçbir zorlamaya boyun eğmeyin. Hakkınız olan neyse bunu talep edin. Size zorla yaptırılanları, sizi ölüme sürükleyenleri lütfen bize bildirin. Tek başına, yalnız, kendini güçsüz hisseden kardeşim, bulunduğun ilde, ilçede Türkiye İşçi Partisi'nin kapısını çal. Seni o ölüm çukurlarından çıkartıp alacağız. Bu ölüm tüccarı iktidar ve onun yerel ayaklarına karşı hiçbirimiz yalnız da kalmayacağız, çaresiz de kalmayacağız. Değerli yurttaşlar, ne mutlu ki böyle bir ülkede bir de bizim canımız var, canlarımız var. Can gibi onurlu ölüm tüccarlığına karşı mücadele eden insanları var. Gezi'nin çocukları var bu ülkede. Şimdi sadece o Gezi'nin güzel çocuklarından intikam almak için canı esir tutmaya, bunun için anayasayı ayaklar altına almaya devam ediyorlar. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını yok sayıyorlar, anayasayı ayaklar altına alıyorlar. Bir kez daha söyleyeceğim, alışmayacağız ve başaramayacaklar. Meclisi bu rezilliğin bir parçası haline getirmek istiyorlar. Geçtiğimiz hafta 230 milletvekilinin imzasını taşıyan olağanüstü toplantı çağrımız meclis başkanı tarafından meclisin böyle bir talep ve uygun bir biçimde kapatılmadığını, ara vermede olmadığını söyleyerek reddedildi. Gerçekten okuma yazma bilen herkesin çocuk mu kandırıyorlar diye soracağı bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir de yetmedi, meclis başkanı meclisin bu işi çözebileceğini düşünsem hemen toplarım dedi. Bu meclisin işlevsizleştirilmesinin meclis başkanı tarafından da kabulü anlamına geliyor. Bu konuya ilişkin son söyleyeceğim şey, Devlet Bahçeli dünkü grup toplantısında Yargıtay kararının okunmasını istemiş. Çok net söylüyorum arkadaşlar, bu karar mecliste okunamaz. Yani üzerinde, şimdi meclisin önüne gelmiş iki tane karar var. Birisi Anayasa Mahkemesi'nin kararı, biri Yargıtay'ın kararı. Yargıtay'ın kararında diyor ki, Anayasa Mahkemesi kararına uymayın. Yani anayasaya uymayın. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde anayasaya uymayın diyen bir kararın okunması mümkün mü? Üstelik önünüzde Anayasa Mahkemesi'nin sizin milletvekilinizin serbest bırakılması hakkında verdiği karar var. Dolayısıyla bu karar okunamaz. Can
öyle ya da böyle serbest kalacak. Serbest kalana kadar da dört duvar arasında bile olsa mücadeleye devam edecek. Bu düzeni devam ettirebilmek için değerli arkadaşlar ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ama buradan bir kez daha ilan ediyoruz. İktidarın sizin çocuklarınız mezara, bizim çocuklarımız saraya devri bitecek. İktidarın sizin çocuklarınız mezara, bizim çocuklarımız saraya diye kurduğu bu düzen mutlaka yıkılacak. Biz bunun için elimizden geleni yapacağız. Aylardır hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Halkımızı bu çaresizliğe mahkum etmeyecek bir programla, kendi hakkını değil halkımızın hakkını savunacak adaylarla bu süreci yürütmeye çalışıyoruz. Belediye başkanlıkları için, Türkiye'de Sosyalist Belediyeler Birliği kurmak için, belediyelerde onlarca yüzlerce belediye meclis üyesiyle tek bir kişi bile olsa halkın hakkını yedirmeyecek arkadaşlarımızla yer almak için hem mecliste hem sokakta sürdürdüğümüz mücadeleye yeni mevziler kazandırmak için çalışma içerisindeyiz. Buradan AKP'nin yeniden aday gösterdiği Elazığ'daki mevcut belediye başkanının depremzedeye söylediği bir sözü hatırlatmak istiyorum. Hatırlatalım çünkü neyle karşı karşıya olduğumuzu bilelim. Evin küçük olduğunu söyleyen depremzedeye senin evinde duşakabin mi vardı diye hitap ediyor. Yani diyor ki bu zat sen kimsin? Sen bundan daha iyisine layık görüyor musun kendini diyor. İşte bu iktidar sarhoşluğu, bu iktidarın güç zehirlenmesine son vermek için mücadele ediyoruz. Biz yurttaşlarımızı halkı hakir görenlerden, depremzedeler yaşam savaşı verirken deprem suçlarını aklamaya çalışanlardan hesap sormak üzere, halkı bunlara mecbur bırakmamak üzere harekete geçmiş durumdayız. O fil dişi kulelerinden nasıl gözüküyor umurumuzda değil. Biz iddialıyız. Bugün yapamazlar, edemezler dedikleri ne varsa bunları yapmak için halkımıza, yurttaşlarımıza güveniyoruz. Ve yerel seçimlere de bu perspektifle hazırlanıyoruz. Yani insanların üçte birinin hala gıdaya, sadece gıdaya bile ulaşamadığı, çocukların %6.2'sinde bodurluk, %8.9'unda zayıflık, %4.4'ünde düzensiz beslenmeye bağlı aşırı kilolanmanın saptandığı deprem bölgesindeki yurttaşlarımızı da, Türkiye'nin her yerinde deprem riskiyle yaşayan yurttaşlarımızı da, sadece müteahhitler daha fazla para kazansın, yandaşlar zengin olsun diye bir rant düzeni kuran bu iktidara karşı mücadeleyi büyüteceğiz. Değerli yurttaşlar, sözlerimi bitirirken birkaç tane belediye başkan adayımızı açıklayarak yerel seçim mücadelemizin de startını vermek istiyorum. Biz Türkiye siyasetine ilişkin genel yaklaşımımıza uygun bir biçimde pek çok il ve ilçede tırnak içinde söylüyorum ama bundan gurur duyuyorum. Bu siyasetçilerin sıradan insanlar dedikleri işçiler, emekçiler, köylülerle bu yerel seçim çalışmalarına başladık. Yüzlerce ilçede süren çalışmalarımız belli bir olgunluğa geldi ve bu hafta sonu parti meclis toplantısında çok sayıda büyükşehir, il, ilçe belediye başkanlıkları ile belediye meclis üyelerini açıklayacağız. Şimdilik dün gerçekleştirdiğimiz parti meclisi toplantısında oy birliğiyle adaylıkları kesinleşen birkaç arkadaşımın, birkaç mücadele arkadaşımın ismini açıklayacağım. Şimdi ilkini geçen seçimlerde ittifak ilişkimiz nedeniyle Türkiye İşçi Partisi'nin seçimlere girmediği ama Türkiye İşçi Sınıfı mücadelesi açısından son derece önemli gördüğümüz için bizde özel bir yeri olan Kocaeli'yle başlayacağım. Kocaeli'nde Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçen dönem parti meclisinde görev yapan Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde öğretim üyesiyken 2016'da KYK ile görevinden alınan sevgili yoldaşımız Hakan Koçak adayımız olacaktır. Hakan hocamız akademik çalışmaların yanı sıra başta DİSK olmak üzere çok sayıda sendikada
eğitmen, uzman olarak, araştırmacı olarak işçi sınıfın mücadelesine değer vermiş, emek vermiş bir arkadaşımız. Kocaeli'ne çok yakışacağını düşünüyoruz. Konya, Konya Büyükşehir adayımız, sevgili yoldaşımız Bilal Ortakalayıcı. 40 yaşını henüz geçmiş Bilal arkadaşımız, tüm hayatını Konya'da geçirmiş bir emekçi. Çocukluk ve gençlik yıllarında muhafazakar bir aile yapısında büyümüştü. Türkiye İşçi Partisi kurulduktan sonra hemen ilk yılıydı Bilal'le tanıştık. Konya gibi her türden gerici, sağcı, ırkçı partinin halkı tasallut altına aldığı bir bölgede eşitliğin, özgürlüğün bayrağını dalgalandırdı. Orada emekçilerin özgürlük mücadelesini örgütlemek için emek verdi. Biz Konya örgütümüzün bu iddiasını, Bilal yoldaşımızın bu kararlı mücadelesini tüm Türkiye'ye de örnek olması açısından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığıyla taçlandırıyoruz. Konya'ya önemli bir müdahalede bulunacaklarından hiçbir kuşkumuz yok. Bir diğer büyükşehir, değerli arkadaşlar, Ordu. Ordu'da Ordu Perşembe'nin bir evladını, Semih Yıldız arkadaşımızı, Ordu Barosu avukatlarından Ordu'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak oy birliğiyle belirledik. Trabzon Büyükşehir Süleyman Hacı Bektaşoğlu. Süleyman Hacı Bektaşoğlu Trabzonludur, of doğumludur. Uzun yıllar turizm emekçiliği yaptıktan sonra belediyede işçi olarak çalışmıştır ve emekli olmuştur. Pek çok demokratik kitle örgütünde aktif görev almış bir arkadaşımız. Şu an çay tarımıyla uğraşan bir çiftçiyi, Süleyman Hacı Bektaşoğlu'nu Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösteriyoruz. Şimdi iddialı olduğumuz birkaç ilçe dün itibariyle oy birliğiyle karara bağladık. Bir tanesi İstanbul Şişli. İstanbul Şişli'de Mehmet Tolga Bektaş arkadaşımızı aday göstermeyi kararlaştırdık. Yine örnek bir adaylık. Çünkü pek çok demokratik kitle örgütünde yerel örgütlenmede görev almış, sorumluluk almış ve Şişli'de halk örgütlenmesi için önemli çalışmaların altına imza atmış bir arkadaşımız. Şişli'de yurttaşın sesinin, sadece sesinin değil sözünün, katkısının daha fazla hissedilebileceği yeni bir belediyecilik anlayışı iddiasıyla yola çıkıyoruz. Son olarak bugün için son olarak Hatay. Hatay herkesin bildiği gibi bizler açısından son derece önemli bir kentti. Depremden sonra Hatay'ın iktidar tarafından sırt dönülmüş bir kent olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu ve Türkiye İşçi Partisi deyim yerindeyse bütün gücüyle elinden gelenin çok daha fazlasını yapma perspektifiyle Hatay'da varlığını sürdürüyor, mücadelesini sürdürüyor. Yurttaşlarla o depremin yıktığı kenti yeniden ayağa kaldırmak üzere omuz omuza, yürek yüreğe birlikte bir mücadele sürdürüyoruz. Burada örnek olması açısından paylaşma ihtiyacı hissediyorum arkadaşlar. Biz çok iddialı olduğumuz ilçelerde de, Hatay'da çok iddialı olduğumuz Arsus, Defne ve Samandağ ilçelerinde de Türkiye İşçi Partisi Genel Merkezi'nde oturup oraya aday atamasında bulunmadık. Doğrudan orada yaşayan yurttaşların, çeşitli sol sosyalist güçlerin, demokratik kitle örgütlerinin, sendikaların, yerel halk örgütlenmelerinin uzun süren program oluşturma çalışmalarının ve daha sonra aday oluşturma çalışmalarının bir parçası olduk. Ve oradaki yerel dinamiklerin belirlediği arkadaşlarımızı dün parti meclisimize sunduk. Çok sayıda adaylık başvurusu olması bizi son derece memnun ediyor ve Hatay'a ilişkin Türkiye İşçi Partisi'nin iddiasının kanıtlarından birisi olarak görüyoruz bunu. Bu kapsamda Arsus'ta Eşref Karayün'ü Türkiye İşçi Partisi Arsus Belediye Başkanı adayı olarak gösteriyoruz. Eşref yoldaşımız geçen dönem muhtarlık da yaptığı için özellikle deprem sonrası faaliyetlerde halkın ihtiyaçlarının karşılanması konusunda
bütün muhtarları da koordine eden, çok son derece önemli görevler üstlenmiş, başarılı bir arkadaşımız. Şimdi Samandağ adayını açıklıyorum diyeceğim ama galiba Türkiye Samandağ'ın önümüzdeki dönem belediye başkanının adını ilk defa şimdi burada duymuş olacak. Çünkü çok sayıda sol sosyalist, çevre, yerel dernek ve platform uzun süren verimli bir çalışmanın neticesinde partimizden aday olmak üzere Emrah Karaçay arkadaşımızın adını Türkiye İşçi Partisi'ne önerdiler. Türkiye İşçi Partisi Parti Meclisi oy birliğiyle Samandağ Belediye Başkan adayı olarak Emre Karaçay'ı onaylamıştır. Bunu paylaşmak istiyorum. Hatay'a ilişkin söyleyeceğim iki şey daha var. Defne'yi kazanacağız arkadaşlar. Defne'yi önümüzdeki dönem Türkiye İşçi Partisi kazanacak. Bu konuda oluşmuş çok güçlü bir irade var. Çok sayıda aday arkadaşımız var. En doğrusunu bulmak ve kolektif bir yönetim anlayışını hayata geçirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı da en çok merak edilen konulardan bir tanesi. O konuda da tavrımızı bu vesileyle açıkça ifade edeyim. Şimdi Samandağ'da, Defne'de ve Arsus'ta çok sayıda yerel ya da ulusal çaptaki örgütün yerel ayaklarıyla birlikte bir ittifak faaliyeti sürdüren Türkiye İşçi Partisi, Büyükşehir söz konusu olduğunda da tek başına kendisi karar vermiyor. İttifak güçlerimizle beraber, Hatay'daki kanaat önderleriyle beraber, sendika temsilcileriyle beraber, yurttaşlarla birlikte Hatay'ı, bir bütün olarak Hatay'ı bu deprem yıkımından sonra yeniden ayağa kalkacak bir iradeyi nasıl oluşturabiliriz? Bu iradeyi temsil edebilecek adayımız kim olabilir konusunda önümüzdeki günlerde sizlerle bir isim paylaşacağımı ifade edebilirim. Uzattığım için özür diliyorum. Çok teşekkür ederim hepinize. Kolay gelsin. Var mı bekleyen birisi? Dışarıda bekleyen birisi varsa dışarıda alayım soruyu. Yoksa alırım. Ya birincisi şunu ifade etmek gerekiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi bir hesaplaşma partisi. Yani cumhuriyetle, laiklikle, özgürlükle, emekle hesaplaşmak üzere bir programa sahip ve bu görüntülerin ortaya çıkmasının temel müsebbiplerinden bir tanesi Adalet ve Kalkınma Partisi. Bu güçleri cesaretlendiren, bunları sırtını sıvazlayan, bunların örgütlenmesi için her türlü imkanı olanağı sunan, devlet olanaklarını bu tarikatların, cemaatlerin örgütlenmesi için seferber eden bir siyasi partinin gelinen durumdan şikayet etme hakkı yok. Biz başından bu yana şunu ifade ediyoruz. AKP Türkiye'de devleti tarikatların ve cemaatlerin çiftliğine çevirmiş durumda. Bunun hesabını vermesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı fedakarlık istemek gerektiğinde hep emekçilere, yoksullara, halka hitap ediyor. Oysa eğer gerçekten birilerinin fedakarlık yapması gerekiyorsa servetlerine servet katan, bütün bu kriz süreci boyunca bakın değerli arkadaşlar, pandemiye bakın, ekonomik krize bakın, Türkiye'de zenginlerin, iktidarın etrafında kümelenmiş zenginlerin servetlerinin artma hızında herhangi bir yavaşlama yok. Servetleri artmaya devam ediyor. Öbür taraftan ülkenin %99'u yoksullaşmaya, acı çekmeye, daha zor hayatlar yaşamaya devam ediyor. Birileri fedakarlık yapacaksa bu sefer zenginler fedakarlık yapmalı, patronlar fedakarlık yapmalı. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun.